Bağımsız Türkiye Partisi olarak yollara düştük, seçmenimizi ziyaret ediyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. E, Türkiye'nin her yerinde e, adaylarımızı çıkardık. Malum bu yerel seçimde seçmenin önüne 3 tane e, pusula geliyor. 3 pusulanın tamamında e, yıldızdan ortasında hilal şeklinde BTP logolu e, partimiz var olacaktır. Ve bu 3 pusuladan... Biz dileriz ki üçünde ama en azından bir tanesinde partimize oy vermesi için seçmenden talepte bulunuyoruz. Güzel de teveccüh var. Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak, gençlerimizin, çocuklarımızın yarın çağdaş, modern bir Türkiye hayalinde yer bulabilecek bir ülkeyi inşa etmeye çalışıyoruz. Buna ilişkin düşüncelerimiz var. Eskilerin kavgalarında boğulan değil, yarınlara Türkiye'yi taşımaya çalışan, bir duruşumuz var. O yüzden inşallah bu seçimde de bunu bir şekilde sergileyip vatandaşımızla buluşmuş olacağız. Şimdi gidiyoruz seçmenimiz iktidar partisine veya ana muhalefete veya yavru muhalefete oy veriyor. Bu oyun sonucunda hiçbir talebi yerine gelmiyor. Hiçbir beklentisi gerçekleşmiyor. Seçimden önce biz 14 Mayıs seçimlerinin daha bir sene geçmediği üzerinden normalde Cumhurbaşkanı'nın vaatlerinde ÖTV'siz cep telefonu dendi. ÖTV'yi kaldırdı cep telefonu piyasada yok zaten. Yani eski tuşlu telefonlardan ÖTV kaldırdığın gibi bir şey oldu. bırak ona sen yüzde 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 bin ÖTV koysan ne olur? Zaten alıcısı yok. Zaten bir işe yaramıyor. E bakıyorsunuz işte üniversiteli öğrencilere burs vaadi verildi. Böyle bir şey yok. Ev hanımlarına maaş vaadi verildi. Hiçbir ev hanımına dönüp bakan yok. Bırakın hepsini. Normalde yapmanız gereken emeklilere maaş artışını bile yapmadınız. Dolayısıyla seçmen de şu psikoloji oluşuyor. Ya oy veriyorum, oy veriyorum, oy veriyorum. Sonunda hiçbir beklentim gerçekleşmiyor. O zaman ben niye siyasetle ilgileneyim gibi bir psikoloji oluşuyor. Ben tamam. de diyorum ki hep oraya oy verdiğimiz için böyle oluyor. Onun dünyada en pahalı satıldığı ülke Türkiye. Tamam. Ve bu ülkeler arasında gelir düzeyi en düşük ülke, gelir düzeyi en düşük vatandaşların bulunduğu ülke de Türkiye. E şimdi bunu neyle açıklıyoruz? Neyle açıklıyoruz? Enflasyon arıyorsunuz. Enflasyonu gidermek için işverenin sırtına asgari ücreti arttırdım. işveren bunu karşılasın diye bekliyorsunuz. Ama o onun pahalı olmasının sebebi vergi. Demek ki vergiyi düşürsen ülkede enflasyonu düşüreceksin. Çok basit bir yöntemi var. Ama bugün hükümet hiçbir zaman kendi giderlerinden, sarayın masraflarından, işte konvoyların, o araçların konvoylarının masrafından, uçak filoların masrafından kısmaz. Nereye yüklenir bu şeyler, giderlerin bedelleri vatandaşın sırtına, işverenin sırtına, işçinin sırtına yüklenir. EYT'yi açıkladılar. Emekliye maaş zammı yapmayıp EYT'nin alacağı parayı emekliye yüklediler. Ne anladım o işten? Yani dün besleyemediğin, bakamadığın 2 milyon emeklin vardı. Bugün bakamadığın 5 milyon emeklin var. Bunun bir matematiği var mı? Dolayısıyla bu işin dengesi düzeni bu değil. Sen önce kendi yediğinden kısacaksın. Sen zor şartlara talim edeceksin. Halkın güçlü olacak. Çünkü güçlü devlet yöneticisi güçlü olan, kocaman saraylarda yaşayan, işte bir sürü uçakları olan devlet değildir. Güçlü devlet vatandaşı güçlü devlettir. Vatandaşı dünyanın istediği yerine gidebilen devlettir. Vatandaşı dünyanın istediği yerinden istediği zaman istediği alışverişi yapabilen milletlerin e, mensup olduğu devlettir güçlü devlet. Ama bizde iş tam tersi yürüyor. Vatandaş bitap, vatandaş çok kötü durumda ama yöneticiler harika bir durumda. Bu işte bir terslik var. Bu tersliği düzeltmenin yolu da yine söyleyeyim sandıkta hep oy verdiklerimize oy vermek değil. Gelip BTP oy vermek. Türkiye gerçekten üzerine çok hesap yapılan, çok oynanan bir yer. ve birçok istihbarat örgütünün cirit attığı bir yer haline geldi. Evet. Sorun şu ki bu insanlar işte çıkıyorlar bizdenmiş gibi görünüp kimisi Müslümanmış, muhafazakarmış gibi görünüp muhafazakar kitleyi, Müslüman kitleyi manipüle ediyor. Kimisi Atatürkçüymüş gibi görünüp Atatürkçü kitleyi manipüle ediyor. Kimisi solcuymuş gibi görünüp solcu kitleyi manipüle ediyor. Kimisi ulusalcıymış gibi görünüp ulusalcı kitleyi manipüle ediyor. Kimisi milliyetçiymiş gibi görünüp milliyetçi kitleyi manipüle ediyor. Dolayısıyla ajanlar, Mossad ajanları bugün de gördüğümüz gibi tutuklanan, <laughs> bizdenmiş gibi görünen, içimizde cirit atan bu ajanlar aslında bize benzeyip, bizle benzeşip bizi manipüle ediyorlar. Dolayısıyla e, bilgi de o kadar kirlenmiş bir vaziyette ki Türkiye'de. Bundan nasıl biz doğruyu sezeceğiz, süzeceğiz, doğru insanı nasıl tespit edeceğiz, yani birine nasıl güveneceğiz gibi bir sorun oluşuyor toplumumuzda. Burada ben çok basit bir anahtar vereyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ekonomik bağımsızlığına, sosyal ve kültürel bağımsızlığına, eğitim müfredatının bağımsızlığına karşı olan veya bunu bir şekilde başka bir yere borçlu hale getirmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu ilkeleriyle derdi olan, Atatürk'le derdi olan, cumhuriyetle derdi olan kimi görüyorsanız kodlayın. Potansiyel Mossad, CIA, KGB vesaire neyse potansiyel bir ajandır. Bunu kodlayın. Bak çok basit söylüyorum. Yani başkaca bir araca ihtiyacınız yok. Çünkü günün sonunda bunlarla ilgili sorunlar... Çıkıyor. Yani Mossad ajanı burada ne yapıyor? Maksat ne? Şimdi bunu soralım. Mossad ajanının maksadı ne? Benim gibi görünüp, senin gibi görünüp, bizdenmiş gibi görünüp halkın arasında gezen, enteresan faaliyetlerde faaliyetlerde bulunan, camilerde vaaz veren bu ajanın maksadı ne? Sorusunun cevabını bulduğumuzda bunlardan arınabiliriz. Sorusunun cevabı da şu. Bunların maksadı Türkiye'de sosyal istikrarı, birlikteliği, toplumun birlikte yaşam koşullarını zedeleyip bozup toplumu kavga ettirme potansiyelini ortaya çıkarmak. Toplumun farklarını ortaya koyup kendilerine kitler oluşturup karşıda da bir kitle var edip bu kitleleri birbirine düşürmek. Maksat bu. Çünkü biz birbirimize düşersek, biz kavga edersek Türkiye geriliyor, Türkiye güç kaybediyor. Ee, Türkiye'nin güç kaybetmemesi için işte bu tip faaliyetleri, bu tip söylemleri her zaman ortadan kaldırmamız lazım. Hiçbir zaman prim vermememiz lazım. Çünkü bu ülkenin birliği Atatürk ilkelerinde geçer, bu ülkenin birliği kurucu felsefede geçer, bu ülkenin birliği cumhuriyet değerlerinde geçer, bu ülkenin birliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığında geçer.